Eğer ki bir malzemenin teknik isim sayfasında bu parçanın malzemesi, çizeni, ne bileyim revizyonu, kütlesi yani ağırlığı vesairesi hepsini otomatik bir şekilde almak isterseniz eğer yapmanız gereken parçayı tasarladıktan sonra teknik resme geçmeden önce yapmanız gereken bir takım ayarlar var. Şimdi bu ayarları göreceğiz. Bunlar bu ayarları yaptıktan sonra teknik resimle tabi ilişkilendireceğiz. Sonra tabi bunları bir sefer yapacağız. Sonrasında sürekli otomatik olarak bu özelliği kullanmaya devam edeceğiz. Ama ilk önce bu teknik resimdeki ayarladığımız işte kütle, ağırlık, çizen, onaylayan falan filanı hepsinin otomatik gelmesini istiyorsak işte malzemesi ağırlığı dahil ilk önce burada bir takım ayarlar yapmamız gerekiyor. Design sayfası yani tasarım sayfasında yani katın model, unsurlar, çizim yani şuradaki toolbarla yaptığımız, tasarladığımız bir parçayı tasarımı bittikten sonra ayarlarını yapıp teknik resme atacağız. İşte bu dediğim ayarları yaptığımız şey ise şu trafik işaretinin sağ tarafında ve ayarlar çarkının sol tarafında yani şu ortada kalan dosya özellikleri komutu. Buna tıkladığım zaman burada bir kendime göre özellikler girmem lazım. Diyeceğim ki onaylayan tipi Metin ve ismi de Mustafa Karaca. Tamam. Tamam. Sonra şu gerçi malzemesi de varmış ama malzemeyi kaldırayım. Ben buna diyeceğim ki sık kullanılanları yönet ve buradan pirinç. Evet. Buradan ben buna pirinç dedim. Kontrol söyleyeyim, kaydettim. Şimdi tekrar bunu da özellik olarak atamam lazım. Ve bunun için de buradan gelip diyeceğim ki malzeme. Sonra ha, burası Metin zaten tamam. Şuraya da isim olarak bir dakika. Şuradan gelip malzeme dedim. Tamam ve pirinç. Pirinç de benim malzemem hatırlarsanız şurada. Buraya da pirinç geldi. Güzel. Hazır buraya kadar gelmişken bir de ağırlık ekleyelim. Ağırlık. Sörpüs'teki dili şeydir bunun. Nedir? Kütledir. O yüzden buradan kütle demem gerekecek. Kütle ağırlık demek aynı zamanda. Yani ağırlık, kütle, kütle, ağırlık. İkisi aynı anlama geliyor. Tamam. Onu da bakın ağırlığını size getirdi buraya gördüğünüz gibi. Bütün ayarlamalarımı yaptım. Tamam dedim. Parçayı kaydet. Sonra bu parçayı teknik resime gönder. A3. Okey. Ve tutup şöyle izometrik görünüşü şuraya bıraktım. Hatta buna bir de renk verelim. Okey. Güzel. Şimdi parçanın bakıyorum şuradaki malzeme kısmına malzemesi gelmedi. Ne bileyim işte onayların olsun bu su falan gelmedi. Ben bunu atamıştım. Niye gelmedi? Çünkü bir de burada ayar yapacağız. Bu ayarda bir kere mahsus yaptıktan sonra bundan sonraki her parça için otomatik gelecek. Şimdi bakalım bu ayarları nasıl yapıyoruz? Şimdi bu çalışma sayfasına tabii o özellikleri otomatik çağırmam için çalışma sayfası biçimini düzenle diyorum ve şu bitirme kısmına diyeceğim ki onaylayan. Tamam. Şimdi onaylayanın da sürekli kendi ismimin gelmesini istiyorum. Şurada şöyle
Şöyle şuraya bıraktım. Özelliğe buradan bağlantı kur ve şuradan da gelip şuradan bu değil ya, yanlış yere girdik. Şuradan geçerli belge değil de modelin konumu kısmından çalışma sayfası özelliklerinde belirtilen teknik resim görünümlü falan seçip sonra buradan da gelip onaylarını seçiyorum ve okey dedim. Bakın buraya otomatik geldi. Farkındaysanız rengi mavi diğerlerinden. Çünkü ilişkili bu. Şunu şöyle küçülteyim, şuraya sığdıralım. Bunu da fontunu biraz da düşürelim. 12 yapsak sığmaz. 10 yapsak tamam. Okey. Hop. Şuradan okey, tamam. Buraya kadar gelmişken bir de malzeme ekleyelim buraya. Not şöyle. Şuradan özelliğe bağlantı kur. Model konumu ve buradan malzeme. Bakayım. Evet. Malzemeyi seçtik. Ve okey dedik. Bu da geldi. Güzel. Bu da cepte. Bir de ağırlığı da ekleyelim bakalım. Şuraya gelip şuradan ağırlık ve okey. Biraz da küçültelim. Bu da tamam. Tarih de atayabiliriz aslında buraya ama daha önceden gerçi göstermiştim tarih atamayı. Bunu da ayarlamadık gerçi ama bir deneyelim bakalım belki gelebilir. Kısa tarih. Evet geldi, güzel. Tamam. Tarihi de atadık. Ve şuradan onayladım çıktım. Şimdi bakalım şeyler çalışıyor mu? Yani bütün bu yaptığımız ayarlar vesaireler çalışıyor mu? Şimdi test edelim. Diyelim ki bakın mesela ilk önce ağırlığı test edelim. 6441 nokta 88 gram demek bu. Yani 6,5 kiloya yakın. Şimdi ben gelip şu parçayı açıyorum. Şu ebadını biraz boyunu büyütelim bakalım. Şöyle. Okey. Ctrl Q dedim, güncelledim ve teknik resime tekrar geri döndüm. Bakın 7790 oldu, gördünüz mü? Anında güncellendi. Eğer güncellenmezse klavyeden Ctrl Q tuşuna basın veya şuradan trafik işaretine basın. Anında güncellenecektir. Sonuç olarak hatta bir de şöyle yapalım. Diyelim ki şu küçük bu tarafa geri dön. Bakın anında güncelledi, gördünüz mü? Şuraya dikkat edin. Buradayım. Çektim. Bu tarafa geçince bakın şuraya dikkat edin. Şu tarafa tıkladığım anda bunun güncellendiğini görüyorsunuz. Güzel. Hop. Neyse yanlış yaptık ama neyse sorun değil. Sonuç olarak kurduğumuz bağlantılar ve özellikler çalışıyor sorunsuz bir şekilde.